Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınları 5. sınıf Türkçe video ders notları kitabımızın videolarına devam ediyoruz. Harika bir kitap, ben yazdım diye demiyorum. Mükemmel bir ünitedeyiz, ses bilgisinde. Başlığımızda ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla sertleşme. Hadi başlayalım. Türkçe'de sert ünsüzle, yani dikkat ederseniz burada bir kodlama da belirttim arkadaşlar. Fıstıkçı Şahap. Fıstıkçı Şahap, yani FSTKÇ ŞHP olarak belirtebilirsiniz. Bunlardan biriyle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden, yani CDG, yumuşak ünsüzlerden biriyle başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüz değişerek sertleşir. Dikkat! Yani burada da bir formül olarak sundum ben size. Özellikle büyük puntolarla, renkli şekillerle belirttim. Ne olur bunlarda? C, Ç'ye, D, T'ye, G de K'ye dönüşür. Bu ek. Bu şekilde değişime uğrar. Buna da biz ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla sertleşme deriz. Hemen örneklerimize bakalım. Tabak, tabakta. Tabii siz bunu cümle içerisinde kullanırsanız daha iyi olur bizim için. K ile bitiyor. Fıstıkçı Şahap olarak nitelendirdiğimiz seslerden birisi. K. Gelenek, daha iki, bulunmalı iki. Ne oldu? Tabak ta şeklinde söyledik. T'ye dönüştü. D, T'ye dönüştü. Bu şekilde de gösterebiliriz bunu. Şu ok bizim rehberimiz olacak. Dönüşüm rehberimiz olacak. Ağaç, dan. Ağaç, tan. Dikkat ederseniz D ne oldu? T'ye dönüştü. Serttir. Serttir. D, T'ye dönüştü. Seçgin. Gelen ek gin eki. Ama Ç'nin etkisiyle seçkin oldu. Benzeşme dememizin sebebi bu zaten. Şimdi sonda sert ünsüz var. Gelen ek yumuşak ama yumuşak olan ek sertleşiyor. Sertleşme dememizin sebebi de bu. Benzeşme diyebilmemizin sebebi de o. Neden? Benziyor çünkü. Yani üzüm üzüme baka baka kararır misali. Burada yumuşak ünsüz geliyor sert ünsüzün yanına. Onun gibi sertleşmeye başlıyor giderek ve en son sertleşiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Seçgin, seçkin. Yani G, K'ye dönüştü. Çocukça. Çocukça şeklinde ne oldu arkadaşlar? C, Ç'ye dönüştü. Soğukta, soğukta. D, T'ye dönüştü. Gitti, gitti şeklinde. D, T'ye dönüştü. Kitapçı, kitapçı. C, Ç'ye dönüştü. Çalışkan, çalışkan. G, K'ye dönüştü. Ve benzeşme, sertleşme gerçekleşti. Şimdi önemli bir notumuz var. Ünsüz benzeşmesi kuralı sayılara, özel isimlere ve tek sözcük gibi kabul gören kısaltmalara gelen eklerde de görülür. Dikkat ederseniz özel isimlerde de görülüyor dedik. Neden? Ama ifadeye dikkat edelim lütfen. Eklerde görülüyor. Özel ismin kendisinde görülmüyor. Özel isme gelen ekte sertleşme görülüyor. Bu ikisi farklı bir şey. Yani biz yine dediğimizi koruyoruz. Özel isimler özeldir. Özel isimlere dokunulmaz. Ama gelenek tabii ki değişebilir. Hemen bakalım. 5 sözcüğüne, rakamına den getirmeye kalktığımızda 5'ten oluyor. Dikkat ederseniz D, T'ye dönüştü. 3'de değil, 3'te şeklinde gelenek D, T'ye dönüştü. BOTAŞ kısaltmasına daha getirmeye kalktığımızda BOTAŞ'ta oluyor. Yani D, T'ye dönüşüyor. TEDAŞ'dan dediğimizde TEDAŞ'tan oluyor. D, T'ye dönüşüyor. YÖK kısaltmasına den getirmeye kalktığımızda YÖK'ten oluyor. Yani D, T'ye dönüştü. TEK kısaltmasına TEK'de dediğimizde TEK'te oluyor. Dolayısıyla D, T'ye dönüşüyor. Ya da Maraş'ta, Maraş'ta dediğimizde de aynı durum söz konusu, DT'ye dönüşüyor, bunu görüyoruz. Şimdi yine bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesine, yani sertleşmeye uğrayan sözcükleri bulup yuvarlak içerisine alınız demişiz. Şimdi siz bu etkinliği yapıyorsunuz, videoyu durdurdunuz ve ben hemen ardından çözmeye başlıyorum.
Birinci bölümde çocuklar için görsellik her zaman yazılı anlatımdan daha etkileyicidir. Burada etkileyicidir sözcüğünde etmek fiiline gi eki getirildiğine etki oluyor. Burada bir kısaltmamız, buradaki ekimiz gi ki'ye dönüşüyor. İkiye baktığımızda büyük C, büyük Ç. Bu sözcüğümüzde bir benzeşme, sertleşme söz konusu. Üçe baktığımızda da yine elbiselerini masanın üstüne atıvermiş, pijamasının ceketini giymemişti derken gelenek burada D'dir, T'ye dönüşmüştür. Dörtte de 1914'te derken bir ne var? Benzeşme söz konusu. Çünkü dört, dikkat ederseniz T ile bitiyor. Hani fıstıkçı şaptaki o T ile bitiyor. Beşe baktığımızda ilişki derken burada gelenek normalde gi ekidir. İlişki şeklinde ki'ye dönüştüğünü görüyoruz. Altıda geçmişte, geçmişte şeklinde olduğunu görüyoruz gelenekle beraber. Yine aynı şekilde ulaştırırda da gelenekimiz normalde dırdır, tıra dönüşmüştür. 7'ye baktığımızda kendi metot ve teknikleriyle araştıran derken buradaki ekimiz de dırdır, tıra dönüşmüştür. 8'e baktığımızda insanların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışta derken ekimiz dağdır. 9'a baktığımızda uzun süre gurbette yaşadıktan şeklinde değişime uğradığını görüyoruz. Ya da aynı şekilde çektiği ifadesinde normalde ekimiz diktir. Burada dik, tike dönüşmüştür. DT'ye dönüşmüştür yani. 10'a baktığımızda, 10. örneğimize baktığımızda katkı, şuradaki ekin gı olduğunu biliyoruz. 11'de edebi eserde yer alan insan psikolojisinin tarihini belirleme imkanı zaten yoktur derken gelenek aslında dur ikidir. 12'de etrafta sözcüğünde vardır. Şuradaki etraftaki tağdaki dağdır. 13'e baktığımızda gece yarısı şehrin etrafını çevreleyen duvardaki bir delikten derken şuradaki ekimiz dendir. 14'te de yine yılan soğuktan derken buradaki tan yani dan ekidir aslında ve dan tana dönüşmüştür. 15'e baktığımızda yaptırma buradaki ekimiz dırdır, tıra dönüşmüştür. Buna dikkat edelim derim ben. Evlatlarım, güzel çocuklarım, umarım konularımız bir bir iyi bir şekilde anlaşılıyordur, anlatabiliyorumdur. Umarım ekran karşısında sıkılmıyorsunuzdur ve başka adreslere gitmiyorsunuzdur. Sizi takip ediyorum. Videonun altına muhakkak yorumlar yazın. Beni yönlendirin. Benden beklentileriniz ne? Lütfen bunlardan bahsedin. Görüşmek üzere bir başka videoda. Kendinize iyi bakın.